Ay Volkan, içimi şişirdin. Oflayıp puflama artık. Simge, sana da pes yani ha. Ne kadar rahatsın. Eğer Mr. Cut'ın hediyeyi beğenmezse rezil olacağımız yetmiyormuş gibi bir de işi kaybedeceğiz. Ama sen hiç oralı değilsin ha. Ne yapalım? Her işte bir hayır vardır Volkancığım. Biz elimizden geleni yaptık. Alo. Ha Erkut. Ben şimdi uygun değilim. Tabii sen o iş olmuş bil. Tamam, sonra araşırız. Hadi bay. Hakan gelmediğine göre adam kesin ağzına geleni sayıp işi bizden aldı. Hakan da üzüntüsünden yataklara düştü. Arasak mı acaba? Evet, kesinlikle enfes bir tablo. Beğendiğinize çok sevindim. Önemli değil. Tamam, dosyaları inceleyin bu arada. Tamam Mr. Cut'ım, bekliyoruz. Hadi ne duruyorsunuz? Bütün planların hepsi bitmek zorunda. Simge, sen muhasebeciyi çağır. Volkan, sen bunları alıp şantiyeye gidiyorsun. Dönerken Mimar Tuğrul Bey'i de alacaksın. Dur bir dakika Hakan, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Mr. Cut'ın işin hızlı yürümesini istiyor. Allah kahretsin. Aptal mı, onun hediyesine nasıl denir burada? Her şey tamam abicim. Mimar da akşam üstüne doğru gelecek. Güzel. Ben de bunları tamamladım sayılır. Her şey yolunda gitmesine inanamıyorum. Ooo Mr. Cut'ın hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne demek oluyor Hakan Bey? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ama... Şimdi işimizi sağlamalı. Şu dosyada da biraz oynama yaptık mı? Bu iş tamamdı. %25 almak varken %10 niye alayım? Öyle değil mi arkadaşım? Hakan'cığım, ben de dosyayı yeniden gözden geçirdim. Teşekkür ederim. Ben de bir daha inceleyeyim. Ben tam 3 kere inceledim. Muhasebe de kontrol etti. İyi o zaman, kuryeyle otele gönderelim. Hemen. Evet Hakan'cığım, bu işi kaybedince şirketin çoğunluk hisselerini bana vermek zorunda kalacaksın. Mr. Cut'ın, yani burada çok büyük bir yanlışlık var. Şirketiniz daha ilk günden rakamlarda yanlışlık yapıyorsa sanırım düşünmemiz gerekir. Mr. Cut'ın, bakın. İyi günler. Ama Mr. Cut'ın, lütfen. Cut'ın, bir saniye. Açıklamamızı lütfen. Verin. Bakın açıklayayım. Hakan, neler oluyor Allah aşkına? Anlayamıyorum. Simge, sen bu rakamları kontrol etmemiş miydin? Ettim. Ama burada resmen 3 tane sıfır fazla. Bakayım. İnanamıyorum ya. Bu kadar mı olur? Kesin bir yanlışlık olmuş, belli. Gel de bunu Mr. Cut'ına anlat. Çay ister misin? Ya da başka bir şey? Yok. Çok kötü, çok. Hakan, yeter ama artık. Bu kadar üzülme, olacağı varmış. Ne yapalım? Nasıl üzülmem Simge? O kadar zaman çocuklarımdan ayrı kaldım. Tüm paramı bu işin olması için harcadım. Tam her şey yolunda giderken nasıl böyle büyük bir hata yapıldı anlamıyorum. Ben de. Dosyayı göndermeden önce muhasebeci de kontrol etti. Of, gözden kaçmış işte. Ama bu bir özür değil. Avuçlarımızın arasından hop kayıp gitti her şey. Oysa bu iş olsaydı yaşamıma dair radikal kararlar almayı düşünüyordum. Nasıl yani? Bildiğin şeyler işte. Hayata dair önemli kararlar. Belki de bu kararlar beni de yakından ilgilendiriyordu. Ay, bir salaklık mı yaptım acaba?